Değerli dostlar, merhabalar. Geçen hafta yoğun bir yağmur vardı, fırtına vardı. Ondan önceki hafta da burada yine bu araziyi göstermiştik. Çilfil var burada bakın. Böyle. O da açmamıştı. Şimdi açtı artık. Değerli dostlar. O gün çektiğimiz video çok rüzgar vardı yine 15 gün önce. 9 Nisan'da herhalde. Anlaşılmamış. Bugün yine onu özet geçeceğiz. Ondan önceki videomuz arımızı balığa nasıl hazırlarız diye anlatmıştık ama yoğun rüzgar olduğu için anlaşılmamış fazla birçok yerde. Biz de video çekmeye mecburduk. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bölgemiz Tirfil. Arkamızda Çaltı Ormanı var. Bundan sonra değerli dostlar. Yani bir hafta sonra da Tirfil bal vermeye başlayacak artık. Şu an %1, %2 gelse de bir hafta sonra 1 Mayıs 1 gibi başlıyor değerli dostlar. Şimdi kovanımızın başına geçeceğiz. Bugün harika, mükemmel bir video yapacağız değerli dostlar inşallah. Şimdi bir kovanımızın başına geçelim. Evet sevgili dostlar, kömürümüzü yaktık. Kömürümüz içinde mandalina kabuğu var, portakal kabuğu var. Doğal mücadele ediyoruz varlığıyla değerli dostlar. Evet, şimdi kovanımızı açacağız. Kovanımızı güçlendirme yaptık. Dağ kovanlarımız ortalama 7-8-9 çerçevede. Kovanımızı kat atacağız, anlatacağız. Evet, kovanımızı açalım. Bu sene mevsimlerin bir ay gerisindeyiz değerli dostlar. Şöyle gösterelim. Maşallah şöyle. Evet sevgili dostlar, şöyle katımızı alıyoruz. Katımızı atacağız. Eğer bu katımızı 15 gün önce çektiğimiz videoda alsaydık, normalde dolması lazımdı. Mevsimden bir ay gerisindeyiz, en az 40 gün. 1 Mayıs'taki Tirfil'e yetişecekti bunlar. Fakat şimdi ne yapacağız? 20 Mayıs gibi bizim bölgemizde kara çalı başlıyor arkadaşlar. Kara çalıya yetiştireceğiz. Onun üzerinden anlatacağım şimdi. Bal artırımını nasıl yaparız? Onu anlatacağız. Evet, bu son çerçeve. Bunu şöyle koyalım. Şöyle arımızı gösterelim. Arımızı bir kontrol edelim. Bakın görüyor musunuz? Yavru maşallah çok güzel yavrusu var. Bunlar 2-3 gün içinde yavru söküyordu zaten bak. Bakın arkadaşlar, şimdi çok önemli bir konu anlatacağım. Bak şuradan bir yavru çıkıyor, bakın şuradan. Bu çıkan yavru 21 gün sonra tarlacı olacak. Yani kovan içinde acemi birliği bitecek. Cepheye gidecek. Yani nektar getirecek. Şimdi bunlar 21 gün geri gittiğimiz zaman tirfil bitmiş olacak.
Evet, bunda da var kapalı gözlü. Yavru sökmüş, tekrar larva var. Bunları alacağız, şunları sıyıracağız. Çünkü katımızı açacağımız için. Yukarıya iki tane çıkmak üzere olan kapalı gözlü alacağız. Değerli dostlar. Arımız çok sakin. Evet, bakın. Maşallah maşallah. Harika bir yavru var. Bakın, süper maşallah. Bu da 2 gün içinde, 3 gün içinde çıkmak üzere. Bunu alacağım yukarıya. Bunun en önemli faktörü, anasına bakacağız. Anası yukarıda olmayacak. Çünkü ızgarayı da atacağız. Izgara atamazsak bal alamayız. Ve alamıyoruz da. Test ettik. Öyle bir petek görmüşler ki. Evet, şu an bu petekleri örmüşler. Size bu petekleri de anlatacağım. Bizi vatandaşlarımız da izliyor, halkımız da. Evet. Petekleri aldık. Sevgili dostlar, bu petekleri ne yapıyoruz? Bakın, bu petekleri arılar örüyor. Arıların geninde var bunları örmek. Bunları biz fabrikaya veriyoruz. Fabrika bunları bal mumu eritiyor, döküm yapıyor, kesim yapıyor, bize tekrar veriyor. Yani bizim bu içine kullandığımız petekler petrolden falan olmuyor. Profinden de olmuyor. Bizim yani vermiş olduğumuz kendi petekimizden. Bu da arının bal mumundan yapılıyor yani. Bunu da böyle bilin yani. Öyle petek bal sattığımız zaman sanki petrolmüş gibi vatandaşımız da söylüyor. Ama değil yani. Profin de değil. Bizim böyle sıyırmış olduğumuz üzerinden bunları veriyoruz fabrikaya. Bunları eritiyorlar kazanlarda. Bunları bize temel petek olarak tekrar gerisi geriye veriyorlar. Ne oluyor? Bunlar basın yapıldığı için biraz sert oluyor. Olan o. Evet. Bu çerçevemize bakıyoruz. Bu çerçevemize yavru söküyor değerli dostlar. Şöyle net gösterelim. Neredeydi? Az önce görmüştüm. Yavru çıkıyordu. Aramızın cinsi karnıyol. Şimdi şurada çıkıyordu. Onu göremedim. Çıktı herhalde.
Bakın değerli dostlar, yavru söküyor. Ha bak burada. Bakın şöyle gözüküyor mu? Şöyle gösterebilir miyiz? Bak. Çıkmak üzere bakın. Hadi biz de yardım edelim. Ailemizde bir tane daha üye doğdu. Bakın bu şimdi bu yavru değerli dostlar 21 gün acemi birliği var kovan içinde. İşte hizmet edecek kovan içinde. Asayiş, güvenlik, temizlik, ebelik birçok şey. Bunları yaptıktan sonra cepheye koşacak. Yani nektar getirecek. Bunun bu kovana 21 gün sonra faydası olacak. Yani tipiden gelecek olan balı bunlar yiyecektir. Yani bunlar tüketecektir. Eğer biz 9 Nisan'da doldurabilseydik katını da 80 milyar 100 bin arasında arı olacaktı. Bunun 60 bin işçi arı olsaydı çok güzel bal alırdık. Tifil zaten 1 hafta 10 gün sürüyor. Tekrar söylüyorum. Bizim burada tifil diye geçiyor ama başka yerlerde üşkül diye kullanıyorlar. Evet. Bu da yavru söküyor. Zaten sökmüş. Polen de var bunda. Maşallah. Harika. Bayıldım bayıldım. Arımızın sağlığı çok güzel. Bakın bu da yavru söküyor yine. Arımızın varosu sıfır. Hiç yani şöyle görmüş olduğum yok. Zaten arımızın doğal mücadeleyle yapmazsak yani varo mücadelesine bal verimi pek fazla verimini alamayız. Arımızda bit asla olmayacak. Sıfıra indiremeyiz ama minimuma indirmeliyiz. Evet değerli dostlar. Buna bakıyoruz. Bu da aynı şekilde yavru söküyor. Bunda da polen var. Polen olmayanı yukarı alacağım. Bir tane aldık. Harika. Arımızın cinsi karniyol. Yerli de var ama onlar farklı yerde. Değerli dostlar bizim burası üretim yapmış olduğumuz arılığımız. Bakar mısınız? Şu olduğu gibi polene bakın şöyle. Şundan yavru. Evet. Anaya bakıyoruz. Anayı da göremedik. Evet bu yavru sökmüş. Yerine günlük basmış. Şu an anayı arıyoruz. Evet, bu son çerçevemiz. Bunda olma ihtimali biraz az.
anamızın. Bakalım bunu, buna da bakalım. Bazen oluyor. Herhalde gözden kaçırdık. Tekrar kontrol edeceğiz. Anayı bulmak çok zor. Çünkü erkek arı çok var. Artık erkek arı çıkmış. Şöyle gösterebilir miyiz? Bakın nerede şu erkek arı, bakın bunların iğnesi yoktur, bakın. Bunların iğnesi yoktur. Sadece erkek arı eşleşmeye yarar. Başka hiçbir faydası yoktur. Evet, anaya bakıyoruz. Anayı hala göremedik. Şurada toplaşmışlar. Saklıyorlar bazen de. Evet, anayı saklıyorlar herhalde. Şu yerdekine de bakacağım. Bunda olma ihtimali çok az. Son çatırda olmaz ama. Anayı bulursak işimiz kolaylaşacak. Maalesef göremedik yine. Tekrar kontrol edeceğiz değerli dostlar. Maalesef yine göremedik. Evet değerli dostlar, anayı arıyoruz. Anayı maalesef göremedik hala. Evet, anayı gördük. Elhamdülillah, bakın. Çok güzel bir anamız var, bakın. Karnı yol. Bakar mısınız? Harika bir anamız var. Tamam. Şimdi işimiz kolaylaştı. Evet, yukarı şimdi bir tane daha kapalı gözlü alacağım. Çıkmak üzere. Bir tane aldım. Polensiz olmasına bakıyorum. Evet, bunda da polen var. Burada almayacağım. Bu da olmaz. Evet şu. Evet bizim işimiz gözük olan bu değerli dostlar.
Çok güzel, tamam. Bu tam aradığım gibi. Evet değerli dostlar, şimdi o iki tane almış olduğum çerçevenin bir numara, pardon, iki numara ile dokuz numaraya iki tane ham petek vereceğim. Evet. İki numaraya bir tane ham petek veriyorum. İki numaraya verdik. Şimdi pardon, dokuz numaraya verdik. Şimdi iki numaraya vereceğiz. Evet. İki numaraya da koyduk ham petek değerli dostlar. Şu şeyleri temizleyelim. Evet değerli dostlar, şimdi en önemli yere geldik. Bunları arıcılar bilir ama hobiciler bilmeyebilir, yeni başlayanlar bilmeyebilir. Bunun adı ana arı ızgarası. Ne işe yarar? Ana arı bundan yukarı çıkıp katlık kovanlara, çerçevelere yumurta atamaz. İşçi aralarına getirdiği balı hemen basarlar, göze basarlar değerli dostlar. Yani işçi arı bundan geçip de yumurta atamaz. İşçi arılar geçer yalnız. Bunu şimdi tamam. Bunu şimdi katırına koyuyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yanlış yaptık değerli dostlar. Şöyle ters koyduk. Evet. Katımızı attık değerli dostlar. Şimdi yukarı gelelim. Yukarı iki tane kapanmış petek koyacağız değerli dostlar. Bunları kapak olarak kullanacağız. Bakın bir başına şöyle şöyle içi gözüküyor mu? Başına ham petek koyduk değerli dostlar. Bunu kapak yaptık. Arasına iki tane kapalı gözlü aldık. Üşümesin diye. Sonra bir tane kapanmış petek koyuyoruz. Değerli dostlar. Bunu artık besleme yapmıyoruz değerli dostlar. Artık bal %2, %3, %5 neyse geliyor artık. Yani tifli açtı. Haftaya kadar hiç bunun içinde bal kalmaz. Yani verdiğimiz beslemelerden bir gram bir şey kalmaz. Haftaya iyice başlayınca o zaman batacak bu balığa. Bunu güçlendirme de yapacağız. Şimdi burada esas konu şudur. Değerli dostlar, biz bu kovanımızı 29 Nisan'a kadar fullersek kapalı gözlü, yani 29 Nisan'da çıkacak olan kapalı gözlü yavrular bizim kara çiçaltı 20 Mayıs, 21 Mayıs gibi açıyor.
Yani bal verim başlıyor. İnşallah Karaçalı'dan çok güzel bal alırız yağmur yağmazsa. Yani içindeki işçi arı sayısını çoğaltmamız lazım. Yani şöyle düşünün, matematik yapın. Bir ailede 5 nüfus var. Bir kişi çalışıyor, 5 kişi yiyor. Yani bütün geliri harcarsınız. Ama 4 kişi çalışırsa daha çok kazanç olur. Yani bu aynı bunun gibi değerli dostlar. Şimdi ne yapıyoruz değerli dostlar? Bunu güzelce sarıyoruz. Şöyle içine arı üşüyebilir. Bakın şöyle güzelce sarıyoruz. Daha geceler daha çok ısınmadı. Şimdi buna zayıf kovanlardan çıkmak üzere olan kapalı gözlerden ayın sonuna kadar, Nisan sonuna kadar bunu doldurmamız lazım. Bunlar da çıkarsa ne olacak bu defa? Bal geçecek olan bunlar 21 gün kovan içi hizmeti yaptıktan sonra 20-21 Mayıs'ta Karaçaltı başlayacak. Karaçaltı'dan bal getirecek inşallah. Evet değerli dostlar. Bunu da böyle anlatmış olduk. Kovanlarımız genelde şu an 7-8-9 çerçeve. Dediğim gibi bu sene arılarımız çok gelişmedi. Sezonun gerisindeyiz. İnşallah. İnşallah bir hafta sonra herhalde dolacak çoğu. Evet, bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.